Arkadaşlar merhaba. Ace birinci kitaptayız. 20. föydeyiz. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin ilk föyü. Şimdi bakalım ne diyoruz burada. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem derken aslında AX artı B artı C eşittir. Sıfır denkleminden bahsediyoruz. Burada X ve Y bilinmeyenler A'yı B'yi C'yi zaten sorularda bileceğiz. Onları verecek bize. Bunları şimdi ee, sıralı ikililerle çözeceğiz. Ondan sonra grafik çizerek çözeceğiz. Bunlara bakacağız. Şimdi ne diyor bize mesela burada? Denklemini sağlayan ikililerden iki tanesi 2'ye 1 ve b'ye eksi 1 olduğuna göre b kaçtır diyor. Yani diyor ki x'e 2 y'ye 1 verdiğinde sağlayacak ya da x'e 1 b y'ye de eksi 1 verdiğinde sağlayacak diyor. x'e 2 vereyim şimdi şurada. Ee, burası a eksi 1'de çarpı 2 olacak. y'ye de 1 vereceğim. 3 çarpı 1 eşittir 7. Şuradan 2A eksi 2 artı 3 eşittir 7. 2A ne yaptı burası artı 1 6. A'mız 3 geldi. Tamam şimdi denklemi toparlarsak şöyle oldu. 2X artı 3Y 7'ye eşitmiş. B eksi 1'di. B'ye eksi 1'di pardon. 2B eksi 3 oldu 7 olacak. 2B buradan 10 yaptı. B değerim de 5 geldi. Zaten bize de B soruluyordu. İkinci soru. Denklemini sağlayan noktalar kümesini analitik düzlemde gösterin. Aslında bizden bunun grafiğini çizmemizi istiyor. Bunu nasıl çiziyoruz? Şöyle x'e bir sıfır vereceğiz arkadaşlar. x'e sıfır verirsek y e ne çıkıyor? 4. Şimdi bir de y'ye sıfır vereceğim. y'ye sıfır verirsem x ne oluyor? O da 4 çıkıyor. Şimdi koordinat düzlemi çizdim. Burası x ekseni, burası y ekseni. Şurası orijinimiz. x'in 4 olduğu yer burası. y'nin 4 olduğu yer aynı şekilde burası. İşte biz şunu arıyoruz. X artı Y eşittir 4. İşte noktalar kümesi. Yani buradaki bu çizdiğim doğrunun üzerindekiler bu denklemi sağlamış olacak. Sıralı ikililerden oluşur. Bunu söylemiştik. Bakalım şimdi sorusuna. Aşağıdaki grafikte A kentinden B kentine doğru sabit bir hızla yol alan aracın zaman na göre aldığı yol kilometre şeklinde gösterilmiş. Bu araca ait yol zaman denklemini yazın diyor. Şimdi bakın arkadaşlar 2 saatte ne yapmış? 150 kilometre yapmış değil mi? Eğimine bakıyorum bunun. Eğim nedir? Dikey bölü yataydır bakın. Şurası 150'dir burası. Burası da 2'dir. Şuradaki açının tanjantına ihtiyacım var. 150 bölü 2'den ne yapmış olacak? Bu da 75 olacak. Şimdi biz orijinden geçen doğrulara şöyle isimler veriyoruz. Y eşittir. Mx diyoruz. Bir eğimi var olacak. Değil mi? Eğim de 150 bölü 2'den 75. İşte bu da bize eğimi vermiş olacak. Yani cevabımız aslında Y eşittir. 75x ya da bu tarafa atarsan eğer 75x eksi Y eşittir. Sıfır denklemi olmuş olacak. Şimdi ben bunu analitikten çözdüm. Peki diğer türlü nasıl çözebilirdik? Bak şöyle de çözebilirdik. Şuradaki noktaya bu nokta nedir? 2'ye 150 noktası değil midir? Değil mi? Şu nokta nedir? 0'a 0'dır. Şimdi bizim ax artı b'ye artı c eşittir 0 gibi bir denklemimiz var. Doğru mu? Şimdi bunları sağlamak zorunda. Bak x'e 0, y'ye 0 verdiğinde sağlıyorsa o zaman c 0'dır. Tamam bunu buldum. Bu kalsın. Şimdi 2'ye 150 değil mi? 2 verdiğinde 150 çıkması lazım. Yani x'e 2 y'ye 150 vereceğim. 2 a oldu. 150 b oldu. C sıfırdı zaten. Bura gitti. Herkesi 2'ye bölersem a artı 75 b eşittir 0. Yani a eşittir eksi 75 b olmuş oldu. Buradan da. Doğru mu? Tamam. A yerine eksi 75 b yazabilirim. Sonra hatta istersen başka da bulabilirim nokta. Sadece bu yetmez. Mesela şöyle de bulabilirim. İşte buraya 4 desem mesela çünkü bak 2 de 150 ise 4 de 300'dür derim gibi. Buradan da bu şekilde oluşturabilirim. A yerine eksi 75 B yazsam eksi 75 B artı B'ye C de 0'dı. Şurada bir dakika şurayı bir B X diyeceğiz buraya değil mi? Eşittir sıfır. İşte bizim denklemimiz bu şekilde olmuş olacak. Ama bunu çok söylemiyoruz. Çok bunu kullanmıyoruz çünkü buradaki denkleme. Daha veriye ihtiyacım var çünkü. Dediğim gibi orijinden geçen doğrularda ne diyoruz biz? Y eşittir mx şeklinde olacak diyoruz. 4. Aşağıdaki şekilde grafikte bir ağacın boyunun yıllara göre değişimi gösterilmiştir. Her ölçümde ağacın boyunun bir önceki ölçüme göre 10 santim fazla olduğu görülüyor. Tamam. Ee, bakayım, 15. yılda ağacın boyu 2 metre olduğuna göre ilk dikildiğinde boyu kaç santimdir? Yani şurayı mı arıyoruz biz, değil mi? Tamam, şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi burası nedir? Burası 15'e 200'dür. 15'e 200'dür. Sonra ilk dikildiğindeki ne arıyoruz? Burayı bilmiyorum, buraya A diyeyim şöyle, değil mi? Tamam. Her santim bak ne diyor? Bir önceki ölçüme göre 10 santim fazla oluyor diyor. Tamam. O zaman demek ki şuradaki nokta ne olur mesela? Sıfırda A olduysa birde o zaman A artı 10 olur. Doğru mu? Hep 10, 10, 10 gidecek. Yine eğimden de gidebiliriz bu arada. Nasıl gideriz? Bak şuradan çekerim şunu şöyle. Tamam mı? Şurası A'ydı ya arkadaşlar. Şuraya ne kalır? Şu aradaki parçaya. Tamamı 200'dü. A'yı çıkardım. 200 eksi A kalır buraya. E aşağısı 15'ti. Bu senin eğimin. 200 eksi A bölü 15. Burası dursun. Peki şimdi şu A artı onu sileyim. Hiç kafa karıştırmasın. Hatta şurayı da sildim. Bu benim eğimin Bak dikey 200 eksi A yatay 15 dedim. Peki bak şimdi eğimi bir de böyle yakalayacağım. Şurası nedir arkadaşlar? Şurası bakın şurada 10 var. 10 var. 10 var değil mi? Hep 10 10 10 10, 10 artıyordu ya her sefer her seferinde. Burası 30. E şurası ne? Şu kısım. Şurası 3 birim. E demek ki 30 bölü 3'e eşit olmalı o zaman bu. Buradaki eşitlikten de yürüyeceğim şimdi. Şurası zaten ne yapıyor? 10. E 200 eksi A 150 yaptı. A da buradan 50 geldi. A neydi? İlk dikildiğindeki boyuydu. Zaten bize de onu soruyordu. Cevabım Ceyhan olmuş oldu. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler sistemi. Burada nasıl bulacağız? Şimdi iki tane denklem var. Ya yok edeceğiz x'i ya da y'yi ya birbirlerinden çekip yerine yazacağız ya da grafik çizip üzerlerinde göreceğiz. Bakalım ne diyor? Sağlayan ikilileri bulunuz diyor. Bak gel yok etme yapalım. Taraf tarafa çıkartalım. 3x'ten x çıkınca 2x geldi. Y'ler gitti. 17'den 13 çıkardım. 4 oldu. X'im 2 geldi. Herhangi denklemlerden bir tanesinde x yerine 2 yazalım. Mesela şunu da yazalım. x yerine 2 yazarsak 2 artı y 13 ise y değerim de 11 yaptı. Yani benim sağlayan sıralı ikilim 2'ye 11'miş diyorum. 6. Şimdi bak burada da payda eşitleme geliyor aklı ama payda eşitlemeyelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Yukarıdaki adamı 4 ile çarpalım. Alttaki adamı da 3 ile çarpalım. Bak ne oluyor gör. 4 bölü x eksi 12 bölü y oldu. Burası 56 yaptı. Alttaki adam 9 bölü x artı 12 bölü y eksi, eşittir eksi 30 yaptı. Bak bunları taraf tarafa toplayınca bunlar birbirlerini götürdüler. Yani 13 bölü x geldi. Orası ne gelecek bakayım hemen 26 geldi. Şununla şunu sadeleştirdim 2. Demek ki x değerim 1 bölü 2'ymiş. Herhangi denklemlerden bir tanesinde x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacağım. Mesela bunda yazma, tercih ettim. 1 bölü 1 bölü 2 eksi 3 bölü y eşittir 14. 2 eksi 3 bölü y eşittir 14. Bu tarafa atarsam ne gelecek? Şöyle bakayım. Eksi 3 bölü y eşittir 12. Şununla şunu sadeleştirdim. Eksi 4. Y değerinde eksi 1 bölü 4 geldi. Tamam bu y değerim. Bu da x değerim. X bölü y'yi arıyordum. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 yapacağım. Birinciyi tuttum. ikinciyi ters çevirip çarptım. Cevabım eksi 2 Adana olmuş oldu. Şimdi yerine koyma metodu var. Aslında bir değişiği yani fark etmez. İlla buradan yapacaksın diye de bir kural yok. Yine yok ederek de bulabilirsin. Şimdi yerine koyma ile yapalım. Mesela nasıl yapalım? Şöyle yapalım. X neye eşit burada arkadaşlar? 19 eksi 2 y'ye eşit değil mi? Diyor ki aşağıda X gördüğün yere 19 eksi 2 y yazabilirsin. 4, 4 tane x var orada. O zaman 19 eksi 2y dedim. Artı 3y var. Eşittir 66. Toparlayalım burası. 76 eksi 8y artı 3y. 66 yaptı. 66'yı sola attım. 10 kaldı. Eksi 5y'ydi. Sağa attım. 5y oldu. Bakın y'yi buldum. y 2 Şimdi ben y'yi biliyorsam x'i de buradan bulurum zaten. y yerine 2 yazarsam da x eşittir. 19 eksi 4 olur. x de 15 gelir. Demek ki sağlayan sıralı ikiliyi buldum. 15'e 2'ymiş. Ne diyor? Aşağıda boyutları A santim ve B santim olan dikdörtgen şeklindeki eş tahta parçalardan oluşturan iki farklı şekil verilmiştir. B eksi A nedir diyor. Tamam bak kısaya B demiş uzuna da A demiş değil mi? Pardon tam tersi özür dilerim. Kısaya A demiş uzuna B demiş. Bakın burası B burası A burası A. O zaman ben diyorum ki 2A artı B toplamda 26 santim eşitmiş. Şimdi buraya bakayım. B var, B var. Şurada bir A var. Burada da bir B var. O zaman burada da 3B artı A 43 yaptı. Ya yerine koyma yapalım ya da yok ederek yapalım. Fark etmez. Bize kalmış. Ben mesela buradan gittim. A'yı çektim. A neye eşit arkadaşlar? 43 eksi 3B'ye eşit değil mi? Şimdi bak bu A'yı burada yerine yazacağım. 2 tane A istiyor. Yani 2 ile çarp diyor burayı. Tamam. 86 eksi 6 B artı B eşittir 26. 26'yı sola atarsam 60. Eksi 5 B var. Bu tarafa attım. Artı 5 B. Bak B'yi 12 buldum. B değerim 12. Şimdi şu B'yi burada yerine yazsam A'yı bulacağım. 43 eksi 3 çarpı 12. 43 eksi 36. Bak buradan da 7 geldi. Bu da A değerim 7 oldu. Soru benden b eksi a istiyordu. 12 eksi 7'den de cevabım 5 gelmiş olacak. Grafik çizerek diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi 2x artı y eşittir 2. Nasıl çizeceğiz? Önce çizmeden önce bunların kesiştiği yeri bir bulalım. Bak gel bunları taraf tarafa toplayalım. Buradan ne gelecek? 3x eşittir 9. x eşittir 3 geldi. Değil mi? x 3 ise Y'de ne gelmiş olacak? 1 gelecek. Yani kesiştikleri noktayı buldum. Şimdi bak bunu çizmek istiyorum değil mi? X'e 0 verirsem Y'e ne geliyor? 7. Y'ye bir de 0 vereceksin. Y'ye 0 verdiğinde X'ine gelecek. 7 bölü 2. Bu işte bize kesiştiği yeri verdi. Tamam. Şimdi sıra bunda. Şimdi X'e 0 veriyorum. X'e 0 verirsem Y'miz ne olacak? Eksi 2. Y'ye 0 verirsem X ne olacak? 2. Şimdi bir tane koordinat düzlemimiz olsun şu şekilde. Şöyle. Şimdi X'e ne verdik? Burada 0, Y'si 7 oldu. Y'si 7. Şurada bir yerde. Sonra Y'ye 0 verdik. X'i 3.5 yaptı. 7 bölü 2. O da burada. Şöyle. Bak ilk, ilk doğruyu çizdim. O şöyle bir şey olacak. Böyle gidiyor. Tamam. Diğerinde X'e 0 verince Y'si eksi 2. Y'si eksi 2. Şurada bir yerde olsun y 0 ver, verince de x i 2 oluyor. O da burada bir yerde. Yani şöyle bir şey oldu. Bakın. Bu şekilde çizdik. Tamam. Bak kesiştikleri noktayı bulmuştuk ya 3'e 1. İşte o burası tam. İki doğrunun kesiştiği nokta. Şu nokta 3'e 1. Yani şurası 3'müş. Şurası da şöyle 1'miş. Grafik çizerek de bu şekilde bulmuş olduk. 10. sorudayım. Eşitliği her x'ye sıralı ikisi için sağlanıyorsa demek ki x'lik y'lik bir mevzu yokmuş burada. Yani sen burayı x parantezin alırsan burası a artı 1 x yaptı artı b eksi 3 y yaptı eşittir c artı 2. Yani hangi x'i ve y'yi verirsem değer reel sayı olarak sağlanacaksa o zaman bunun da 0 bunun da 0 bunun da 0 olması lazım. Demek ki a eksi 1 olmalı b 3 olmalı D eksi 2 olmalı. Bunları bana çarp dedi. Çarparsam da cevabım 6 yapmış oldu. 2021 TYT'de sorulmuş. İçecek bileşenleri her biri 100 mililitredir diyor. Kahve sıcak su ve süt var. Tamam. Bir kahve dükkanında kahve sıcak su ve süt bileşenleri kullanılmasıyla oluşturulan 400 mililitrelik... Ee, ne diyordu? 400 mililitrelik içeceklerin fiyatları 100 mililitrelik her bir bileşenin fiyatına ayrı ayrı toplanarak hesaplanmaktadır. Bu kahve dükkanındaki içeceklerden üçünün fiyatları ve bileşenleri yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Bir müşterinin sipariş ettiği içecekteki bileşenlerin miktarı şekli gibi olduğuna göre bu müşteri bu içecek için kaç TL ödemiştir? Tamam şimdi. Şimdi soru işaretini arıyoruz. Biz biz şuraya bir bakalım. Şimdi ben sıcak suya A diyeceğim. Tamam mı? Kahveye B diyeceğim. Süte de C diyeceğim arkadaşlar. Şimdi böyle bir denklem kuracağım. Şimdi burada ne var? 3 A var. B var. Toplamda 9 yapıyor. Değil mi? Sonra sıcak suya ne demiştik? A. Burada A var. 3 tane kahve. 3 B var. Bu 15 lira yaptı. Tamam. Sonra süt var. 3 tane C var. Artı bir de ne var. Hatta onu hiç karıştırmayayım. Şu tarafa yazayım. Çünkü buradan şimdi A'yı ve B'yi bulacağım. Burada 3 C artı B var. Bu 12 lira yapıyor. Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Yukarıdaki adamı eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bak yukarıdaki adam eksi 3 ile çarparsan eksi 9a. Eksi 3b. Eksi 27. Aşağıda a artı 3b. 15 var. Taraf tarafa topladım. B'ler gitti. Eksi 8a eşittir ne geldi? Eksi 12. A'mız ne geldi? 4'e bölersen değer. De 3 bölü 2 geldi. Yani A'mız 1,5. Tamam. Şimdi A bir buçuksa bak şurada yerine yaz. Şu denklemde gel yerine yaz. A bir buçuksa ne yapıyor buradan? 3B eşittir. 13 buçuk yapmıyor mu arkadaşlar? 13 buçuk. 13 buçuk ne demek? 27 bölü 2 demek. Değil mi? O zaman de buradan ne geliyor? de, şununla şu sadece 9. 4 buçuk geliyor. Tamam. Bak bu B. Bu da A'ydı 1.5. buçuk. E B 4 12'den 4 buçuk düştüm. 3C'de 7 buçuk geldi. Yedi buçuksa C'de iki buçuk çıkar o zaman. Tamam. Şimdi ne istiyor benden? Sıcak su. Sıcak su neydi? A'ydı. O da bir buçuktu. Süt. Süt C'de O da iki buçuktu. iki tane kahve var. iki tane kahve neydi? Bir tanesi B. Dört buçuktu. tanesi 9 lira yaptı. Toplayalım. Bir buçuk, iki buçuk daha ne yaptı? Dört. Dokuz daha. Toplamda 13 lira. Yani cevap Edirne olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada neye dikkat ediyoruz? Bize iki tane doğru denklemi verildiğinde biz bunları çözerken e, diyoruz ki bunların baş katsayılarına bak aslında. Yani x'lerin katsayılarına, y'lerin katsayılarına bak ve sabitlere bak diyoruz. Eğer ki bunlar oranlıysa mesela a ile d'nin oranı b ile e'nin oranından farklıysa o zaman bunlar bir noktada kesişir diyoruz. Eğer ki a ile d'nin oranı b ile e'nin oranına eşitse o zaman bunlar demek ki paralelmiş diyoruz bu doğrular yani hiç kesişmiyorlarmış birbirleriyle ortak noktası yokmuş diyoruz. Eğer diyoruz ki a'nın d'ye, b'nin e'ye hatta c'nin de f'ye eşitse demek ki bunlar üst üste binen doğrularmış. Yani aslında birbirlerinin katı olan doğrularmış. Çakışık doğrular diyoruz. Bakın onlardan bahsetmiş burada. Şimdi ne diyor? Denklem sistemin çözüm kümesini bulunuz ve denklemlerin belirttiği doğruları çizerek grafikleri yorumlayınız. Şimdi bakayım. Eksi 1 alttaki alttakinin katsayısı bak x burada 1 değil mi? Eşit mi ya da eşit Eşit mi değil mi onu bilmiyorum ona bakacağım. Yukarıda y'miz 2 aşağıda y'miz ne eksi 2. He bakın eşit çıktı. Değil mi? Demek ki o zaman paralelmiş ve sabitler de farklı ya çakışık değiller. Bunlar paralel doğrularmış. Tamam. Şimdi Gel o zaman bir çizelim bunları. Şimdi bunda hemen ne yapıyorsun? X'e 0 verince Y'sine geldi 5 bölü 2. Peki Y'ye 0 verince X'ine geldi eksi 5. Tamam bu dursun. Şimdi sıra bunda. X'e 0 verirsen yine geldi eksi 3 bölü 2. Peki Y'ye 0 verince X'ine geldi 3 geldi. Çizelim hemen. Şöyle bir koordinat düzlemi çizdim x 0 y 5 bölü 2 burada. Tamam. Ee, y 0 iken x eksi 5 o da burada. Şöyle bir doğrum oldu. Şu şekilde. Bak şurası 5 bölü 2. Şurası eksi 5. Çizdim. Sıra diğerinde x sıfırken iken y eksi 3, eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 burada bir yerde. Diğeri de 3 olacak diyor. O da şöyle bir şey olacak o zaman. Bakın iki tane birbirine paralel doğru çizmiş olduk. 13. Denklem sistemin çözüm kümesi boş küme. Yani boş küme ise bunlar paralel doğrular. Bunların kesişikleri bir yer yok. Yani x'lerin kat sayılarını oranlıyorum. Şöyle. Eşit olacak o zaman y'lerin kat sayılarını diyorum. Eksi 1 bölü eksi 2'ye. Tamam. Şunlar gitti. İşler dışlar. 4 a eksi 6 eşittir. 3 a eksi 5 attık bu tarafa. A bunu da bu tarafa attık. Bak A değerimiz 1 gelmiş oldu. 14. Denklem sistemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre. He, demek ki bunlar üst üste çakışan doğrularmış. Ne verirsek verelim sağlıyormuş. Çünkü bunlar birbirlerinin katıymış. Bak şimdi yukarıda x'in kat sayısı a-1. Aşağıda x'in kat sayısı 7. Yukarıda y'nin katsayısı eksi 5. Aşağıda y'nin katsayısı eksi parantezinde b artı 1. Yukarıdaki sabitin a artı 2. Aşağıdaki sabitin 4. Tamam şu eksiler gitti bu arada. Şimdi şu birinciyle sonuncuyu yani üçüncüyü bir ortak çözelim. İkisinde daha var ya o yüzden. İşlerde i̇şler dışlar yaparsan 4a eksi 4 eşittir. 7a artı 14. Attım bu tarafa eksi 18. 3a geldi. Bak a değerin eksi 6 geldi. Bu A değeri. Tamam. Şimdi A yerine ilk denklemde ilk oranda daha doğrusu eksi 6 yazarsan eksi 7 bölü 7 yapıyor. Burada da 5 bölü B artı 1 var. E bunun da o zaman eksi 5 olması lazım aşağı tarafın. B artı 1'in de eksi 5 olması lazım. Demek ki B'miz eksi 6 geldi. Soru da benden A çarpı B istiyordu. Cevap 36 gelmiş oldu. ABC sıfırdan farklı tam sayılar. AX artı B eşittir C denkleminin çözüm kümesinde neymiş? X'e T, Y'ye 2, T eksi 3 yazınca <laughs> sağlanıyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi Y neydi? 2, T eksi 3. de T ne demek? X demek. O zaman T yerine X yazarım burada. Y eşittir o zaman. 2, X eksi 3'müş aslında bizim denklemimiz. Değil mi? Hatta şöyle yapalım. Y'yi de bu tarafa atalım. 2x eksi y 3 sıfırdır. Neden böyle yaptım? Buna benzetmek istiyorum. Ama aslında eşittir'i tutacakmışım diğer tarafında. Yani şöyleymiş. 2x y eşittir 3 diyecekmişim. Bak şimdi benzedi. Bak a buradan 2 geldi. b buradan eksi 1 geldi. c de 3 geldi. 2 eksi 1 3 cevap edinli olmuş oldu. 16. soru. Aşağıdaki diyagramda aynı doğru parça üzerinde bulunan iki dairenin içine yazılı olan sayıların toplamı bu dairelerin arasında bulunan karelerin içine yazılıyor. E, dairelerdeki sayıların toplamı nedir diyor. Bak A dedim. Buraya B buraya da C dedim. Şimdi A ile B'yi topladım. 39 yapıyormuş. Tamam. A ile C'yi topladım. 47 yapıyormuş. Son olarak da B ile C'yi topladım. Bu da ne yapıyor? 44 yapıyormuş. Şimdi hepsini gel toplayalım. Bak 2A var, 2B var, 2 tane de C var. Hepsinin ikişer tane var. Peki burayı toplarsan ne olacak? 7, 4, 11, 9 daha 20, elde var. 2, 4, 4, 8, 3 daha 11, 13 yaptı 130. O zaman demek ki A artı B artı C ne geldi arkadaşlar? 65. Şimdi bak şimdi geri dön. B artı C neydi? 44. E ben bunun yerine 44 yazarsam buraya. O zaman demek ki sen 21'sin. A'yı buldum. Tamam. Her su ona gerek yokmuş ki. Dairelerdeki sayıların toplamı soruluyor zaten bize. Biz direkt A'yı ben A'yı, B'yi, C'yi bulmaya çalışıyordum. Ha, oradan bu şekilde de bulabilirsin bu arada. Cevap 65 de. Bak B artı C yerine 44 yazarsan A 21 geliyor. Burada A yerine 21 yazarsan B dediğin değer 18 geliyor. E, B 18'i burada yerine yazarsan o zaman C dediğin değer de 26 gelmiş oluyor. Hepsini bu şekilde tek tek de bulabilirsin. Bu föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.